Güvenli cerrahi deyince iki tür güvenlikten bahsedebiliriz. Hasta güvenliği, cerrah güvenliği. Genelde ne yazık ki profesyonel meslektaşlarımız kendi güvenliklerini de hasta güvenliğini öne koyabiliyorlar. Ama hasta güvenliği her şeyin önünde olmalıdır. Güvenli cerrahi deyince hastanın tamamen güvenli bir şekilde, sorunsuz bir şekilde hastanedeki kaydından ameliyata, ameliyattan sonra odasına alınmasından taburculuğa kadar her şeyin onu merkeze alarak onun rahatını, konforunu ve her şeyden önce sağlığını ve güvenliğini düşünerek yapılan işlemlerin bütündür. Burada hastanın doğru kişi olduğundan emin olmaktan, ameliyatın doğru taraftan mesela fıtık ameliyat yapacaksanız sağdan mıdır, soldan mıdır? Bunun en az iki farklı kişiden teyit edilmesine kadar bir sürü süreç içine alır. Ama buradaki en önemli olay süreçler, prosedürler, talimatlar veya kitapçıklar değildir. Buradaki en önemli olay bunu yapan personelin, cerrahi ekibin, yardımcı ekibin bu olayın felsefesini bilmesi ve kavramasıdır. Eğer güvenli cerrahinin hasta güvenliği demek olduğunu anlamamışsanız, bunu yanınızda çalıştıklarınıza, beraber çalıştığınız insanlara aktaramamışsanız, onlara bunu benimsetememişseniz, formlar koymanız, bileklikler takmanız, sorular sormanızın bir anlamı kalmaz. O yüzden bütün ekibin hastanın önemli olduğunu, hastanın güvenli olmak zorunda kaldığını, hastanın sağlık bulmak için buraya geldiğini felsefik olarak çok iyi kavraması ve tüm işleyişi, tüm prosedürleri, tüm süreci buna göre yönetmesi gerekir. Güvenli cerrahi budur. Özetle güvenli cerrahi, cerrahın veya cerrahi ekibin değil, hastanın güvenli olduğu, hastanın kendini en iyi hissettiği, hastanın kendini en özel hissettiği işlemler bütününün ekibin tüm üyelerine benimsetilmesi ve öğretilmesidir.